çıkmakla olur. Aksi takdirde bu darbeye boyun eğmiş oluruz. Bu darbeye asla ve katla Türkiye'de demokrasiden yana olan insanlar boyun eğmemeli. Peki Mustafa Ertekin'e söz vermek istiyorum. Zafer Arapkirli'yi dinlediniz. Resmen bir darbedir, fiilen bir darbedir ifadesini kullanıyor. İktidarın artık herhangi bir mensubunun darbeden bahsetmemesi gerektiğini belirtiyor ve karşı çıkmayan herkes de darbeci olarak nitelendirilmelidir ifadesini kullanıyor. Tümden reddediyorum bu konuşmayı. Ben şık bir konuşma olmadığını söyleyerek başlamak istiyorum. Ben çok böyle büyük büyük laflar söylemeyeyim ama seçilmiş meclisimize efendim aldığı karardan dolayı darbeci demek, yani tırnak içinde biraz haddini aşmak bana göre. Yani tartışmak istemiyorum. Zafer Arapkirli'nin sesini duyamıyoruz. Hayır, tartışmak istemiyorum ben kendisiyle. Tümden reddediyorum. Ben başka bir konudan bahsedeyim. Yani reddettiğimi sadece söyleyeyim. Reddediyorum burada. Şimdi duyabiliyoruz. Öyle gerek Zafer yok cevap Arapkeli, vermesine. Zafer Arapkirli şimdi duyabiliyoruz ama cevap hakkı doğuyor elbette. Ben hiç cevap vermesine gerek yok. Ben size cevap vermiyorum. Ben demokrasiye sahip çıkıyorum beyefendi. Tamam. Biz de devletimize sahip çıkıyoruz. Devletimize ve milletimizi önceliyor ve ona sahip çıkıyoruz. Devlet bizim, meclis bizim, seçilmiş milletvekillerimize, seçilmiş cumhurbaşkanımıza bu şekilde ifade kullanmanızı reddediyorum. Hiç cevap da vermiyorum. Hiç gerek yok. İki. Gelelim. Bana darbecileri savunamazsınız. Darbecileri savunamazsınız. Anayasa ayakta kalsın. Vallahi biz provokatörleri, siz provokatörleri savunuyorsunuz. Biz devletimizi ve milletimizi savunuyoruz. 153. madde vurgusu. Devlete sahip çıkmak. Zafer 153. Sahip çıkmak. Söyleyeyim yani onu da söyleyeyim. Yani. Sahip çıkmaktır. Ama böyle bağırırsanız ben de size bağırmak zorunda kalırım. Biraz yavaş konuşun. İstediğiniz kadar bağırın. Bakın ben kibar konuşuyorum. Ben gazetecilik yapıyorum. Siz provokasyon yapıyorsunuz. Ben provokasyon yapıyorsunuz. Ben gazetecilik yapıyorum. Haddinizi bilin, kendinizi bilin, bilginizle ben konuşun. Bağırarak beni mi korkutacaksınız? Haddini bil. Haddini bil. Sen seçilmiş meclise, meclisin üyelerine, seçilmiş iktidara, seçilmiş cumhurbaşkanına ve milletin oylarını almış insana bu şekilde konuşamazsın. Haddini bil. Haddini bil o kadar. Sen sana cevap bile vermiyorum. Ben bakın burada çok zarif konuşuyorum. Bakın ben burada peki, çok zarif konuşuyorum. Haddini bildirmiyorum. Haddinizi bilin diyorum sadece. Nereye? Ben devleti ve milleti önceleyen bir insanım. Siz böyle efendim ona provokatör, ona bilmem darbeci buna. Böyle şey laflara gerek yok. Tartışacaksanız düzgün şeyleri hukuktan tartışalım. Hukuktan beyefendi. Hukuktan. Hukuktan konuşalım. Hukuk anayasanın 83. maddesidir. Hukuk anayasanın 153. maddesidir. Heh. Bu maddeleri ayaklar altına alacaksın. Ondan sonra hukuktan bahsedeceksin i̇şte, bana. Ya bağırarak hukuk anlatamazsın. Konuşarak hukuk anlatırsın. Evet, sizin sinirleriniz bozuk galiba. Bunu hikaye veremezsiniz. Siz sinirleriniz bozuk galiba. Bağırarak hukuk anlatamazsınız. Hayır, sinirlerim bozuk değil. Konuşarak hukuk anlatamazsınız. Üzülmeyin. Üzülmeyin. Aslan gibi yargıçları var bu ülkenin. Devletimiz, milletimiz bir ve bütündür. Devletimiz önceliğimizdir. Milletimiz önceliğimizdir. Anayasaya ayaklarını alanlar devletin bütünlüğünü... Anlatayım. Bir müsaade edin anlatayım. O hakkı yitirdiniz. O hakkı bu akşam yitirdiniz. Ya, peki bakın şimdi ben bir Mustafa Ertekin'le bir falan dinleyelim. Beyefendi ben gazeteciyim anlıyor musunuz? Siz insanlar kendini ifade edemediği zaman bağırırlar. Bakın ben gayet... Zafer abi gayet, teker teker dinleyelim mi? Beyefendi. O suça iştirak etmiştir. Beyefendi. Beyefendi. Ben bağırarak ifade etmiyorum kendimi. Peki, siz neden bağırıyorsunuz? Anlayamadım. Ben bağırarak ifade et. İstersen etme. Şeyiniz mi yetmiyor? Bilginiz mi yetmiyor acaba? Niye bağırıyorsunuz yani? Neden bağırıyorsunuz? Sen benim bilgimi sorgulayamazsın. Hayır, niye bağırdığınızı anlayamadım. Anlamak istiyorum. Bir saniye, bir saniye. Sen benim bilgimi sorgulayamazsın. Zafer abi. Sen benim bilgimi sorgulayacaksın. Bir dinleyelim. Mustafa Ertekin de bir dinleyelim. Ardından tekrar elbette söz sizde olacak. Buyurun Mustafa Bey. Şimdi 83. ve 153. madde vurgusu var burada anayasanın. Bağlayıcılığı... ve aslında hanımefendi, ben anayasaya sahip çıkıyorum. Herhangi bir provokatörlük yapmıyorum ifadesi ne olduğunu biliyoruz. Biz hiç bağırmaya da gerek yok, şey yapmaya da gerek yok. AYM yani Anayasa Mahkemesi 153. madde kararları tüm kurum ve kuruluşları bağlar diyor. Ama şimdi burada teknik bir aksaklık, efendim burada işleyişte bir
sıkıntı olduğu için. Şimdi şu gerekçeyi hep ortaya koyuyorlar. Bakın diyorlar ki efendim 2014 yılında Sayın Engin Alan'ın çıkmasıyla alakalı bir bağdaştırma yaptı kıymetli büyüğümüz. Bir bağdaştırma yaptı. Ben göremiyorum. Evet, yani önemli değil. Evet. Bakın şimdi orada Sayın Engin Alan bireysel bir başvuru yapmamıştır. Bir kere bu bir de bilgi eksikliği var veyahut da olabilir. Farklı düşünüyorlar olabilir. Şimdi burada 18 Haziran 2014'te Anayasa Mahkemesi bir gerekçeli karar verdi. Ne için karar verdi? Balyoz davasının Balyoz davasıyla alakalı bir karar verdi ve yerel mahkeme Sayın Engin Alan'ı tahliye etti. Şimdi burada bir eksikliği düzeltmek için söyledim. Yani olabilir, yanlış da okuyabilir insanlar, duyduklarını farklı da şey yapabilir, onu düzeltelim. Şimdi burada kalkıp iki güzide kurumumuz arasında Yargıtay'ımız, Ceza Dairemiz, Meclisimiz ve Anayasa Mahkememiz. Şimdi Anayasa Mahkememizin 153'e göre verdiği kararlar bağlayıcı. Bunları efendim şey diye nitelemek, verdiği kararı Yargıtayımızın efendim tekraren meclise göndermiş olması, bu kararı efendim Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymamış olması, burada bakın zaten seçimler 14-28 Mayıs seçimlerinden önce, yani devletimizi idare eden Sayın Cumhurbaşkanımız ne şu ifadeyi kullanmıştı? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içerisinde de aksayan yönler olursa bir anayasa değişikliğinden söz etmişti. Bu ifadeyi kullanmıştı. Şimdi bunların tartışılacağı, konuşulacağı yer neresi biliyor musunuz? Seçilmiş, yani Türk milletini temsil eden makamda bulunan milletvekilleri aracılığıyla meclisimizdir. Şimdi burada bunlar tartışılır edilir ve daha sonra halkımızın, Türk milletinin önüne konacak bir sandıkla bunlar... Ama olan olmuş olmuyor hayır, bu arada. Hayır, bir saniye yani, müsaade buyurun. Meclis ama, konuşacak tartışılır hayır, ama... Hayır, müsaade buyurun. Başka bir şey söyleyeceğim. Siz de alınmayın canım. Size bir şey söylemedim. Yok şimdi orada bir sosyal süreç. Size bir şey söylemedim. Bir bakın farklı bir konuya geleceğim. Ben o konuyu unuttum. O bitti tamam yani. Tartışmaya gerek yok. Ama şimdi için. Mesela anayasa... Cevap vermiyorum ona. Bakın ben, tamam, farklı bir şey söylüyorum ben size. Şimdi bunları düzeltecek bu devletimizin bu güzide kurumlarını kalkıp efendim bir takım farklı yakıştırmalarla çağırmak çok şık olmadığını ifade ettim. Çok da reddettiğimi ifade ediyorum ben. Şimdi burada evet Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki hukuki bir görüş uyuşmazlığı var ise bunların çözüm mekanizmasını oluşturacak şey üniversitelerimiz, hukukçularımız ve bu konudaki ehil insanlardır. Kalkıp bu konuları, meseleleri, kararı böyle vermedin, işte efendim bilmem ne parkına gidelim. Siz bu kararı beğenmiyoruz, bilmem ne meydanına gelin. Bakın bunlar hukuki yöntemler, meşru yöntemler değildir. Hukuk arama yeri efendim devletimizin yetkili organlarıdır. Şimdi hukuku biraz önce kıymetli avukat kardeşimiz güzel bir şey söyledi. Şimdi bu karara karşı 7 gün içerisinde